Sizin uyguladığınız program aslında Kemal Derviş'in ve IMF ile uyguladığı programın devamı değil miydi? Şimdi Birebir onun sıkı bir şekilde o programı takip etmedi. Çünkü siz bunu kendi hikayeniz olarak anlatıyorsunuz ama bir IMF'nin bir koyduğu krizden sonra çeşitli şartlar vardı. Çeşitli işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurumların bağımsızlığı yönde. Ve siz de aslında onu birebir uyguladınız. aslında krizden sonra değil de 1999'da çok önemli iki gelişme oldu Türkiye'de. Bir, Helsinki zirvesiyle ilgili Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili önemli bir süreç başlatıldı 1999 Helsinki. Eş zamanlı olarak da IMF ve Dünya Bankası ile bir program başlatıldı 1999'da. Fakat o program 2001'de patladı. Yani bu currency peg dediğimiz, yani kurun gün gün sabitlendiği bir program başladı o gün. Hatırlarsanız 21 Şubat 2001'de o patladı yani. Yani IMF ve Dünya Bankası ile beraber yapılan program, kurun gün gün belirlendiği ve sabitlendiği program patladı. Patlayınca bu sefer 2001 krizinden sonra yeniden işte Sayın Derviş geldi o zaman. Yeniden bir program yapılmaya çalışıldı. Fakat orada da başarılı olunmadı ve erken seçime gidildi biliyorsunuz. Yani erken seçim Evet. çağrısında ilk yapan Sayın Derviş oldu. Biz ne yaptık? Öncelikle o programa baktık. 1999'da yapılan programa baktık. Programın bazı sağlam temel unsurları var. Ne evet, mesela Merkez Bankası bağımsızlığı değil mi? Bu bizden önce zaten yapılmıştı. Ya da BDDK diye bir kurum kurulmuştu mesela. Bunlar önemli. Bağımsız kurumlar çok önemliydi. Ama ne yaptık biz? Mesela BDDK'nın yasasını tamamen yeniden yazdık. Çünkü eksikler gördük. Bankacılık kanunu yeniden yazdık. Yani eskiden gelen programın düzgün ana sütunlarını taşıdık ama eksik gördüğümüz ya da yanlış gördüğümüz yerleri de düzelttik. Düzeltirken de bunu Dünya Bankası ile de konuştuk, IMF ile de konuştuk. Ama o program 2005'te zaten bitti. Yani 2005'te o program tamamlandı. 2005'ten sonra 3 yıllık yeni bir program daha yaptık biliyorsunuz 2008'e kadar. Yine IMF'in de içinde olduğu bir program ama artık orada kredi unsuru ihmal edilebilecek bir noktadaydı. Yapısal reformların ağırlık kazandığı bir programla devam ettik. 2005'teki sıfırdan yazıldı o gün. Hani geçmişten gelen program falan da Şimdi o değildi. dönem Yani dünyada ben da para 11 yıl... boldu, Türkiye'ye de çok para akıyordu. O dönem o gelen parayı siz doğru yerlerde hakkını vererek kullanabildiniz mi? Şimdi o da bir efsane gibi bir şey. Çünkü rakamlara baktığımızda nasıl biliyor musunuz? Çok enteresan. 2002'de Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın toplam bilançosu 700 milyar dolar. 700 milyar. Ve Fed'in politika faizi %4. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın %4 faiz uyguladığı ve dünyadaki faizlerin, dolar faizlerinin %5-6 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Dünyada %5-6. Ve Fed'in bütün dünyaya verdiği toplam para miktarı 700 milyar. Bugün ne kadar biliyor musunuz rakam? Fed'in bilançosu. 8,5 trilyon. Yani o günün tam 12 misli bir Fed bilançosu var ve faiz sıfır. Yani Yani para o gün mü bol, bugün mü bol? Bak iki tane önemli, bugün daha iki bol önemli. para var Bugün diyorsunuz. Fed'in piyasaya verdiği para o güne göre 12 misli. Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği para, dünya piyasasında verdiği para o güne göre 10 misli. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu da 700 milyar euroydu sadece. Şu anda 7 trilyon euronun üzerinde. Yani o günle bugünü mukayese ettiğimizde bir, büyük merkez bankalarının piyasaya vermiş, dünya piyasasına vermiş olduğu likidite o güne göre 10 kat, 12 katı. Faiz o gün %4, bugün %0. Yani o gün daha az para, daha pahalıydı dünyada. Bugün daha bol para, daha ucuz. Rakamlar o kadar açık ki. Bu tamamen öyle bir efsane uyduruyorlar. Yani Evet. bir de şu var. Yani aradan geçmiş kaç yıl, değil mi? Eğer daha iyisi yapılacaksa ben ayrılalı da 6 yıl olmuş. Ben bakanlıktan ayrılalı 6 yıl oldu. Buyursunlar yapsınlar. Yani o dönemle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama işte gösterdim grafikleri. İhracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkmış. Milli gelir 3600 dolardan 12500 dolara çıkmış değil mi? Yapsınlar buyursunlar. Madem daha iyi biliriz, daha iyi yapacağız diyorlar yapsın ama yapamazlar biliyor musunuz? Çünkü işin sırrını anlamamışlar, sırrı. Nedir sırrı? İşin sırrı ne biliyor musunuz? Ekonomi ancak güvenle düzelir, güven.